Evet, bugün 23 Nisan 2022 Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğünüz gibi halk eğitimin çok güzel bir etkinliği var. Geri dönüşüm, evet hocam sizden, evet. Geri dönüşüm, 40 yama. 40 yama. Dolayısıyla evdeki artık parçalardan evet, birleştirip battaniye, yorgan, evet, halı. Kıyafet. Mesela perdeden. Çocuk gelinliği. Çok güzel. Geri dönüşüm aşılamak için yaptığımız bir şey. Harika. Harika bir etkinlik. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İlgiyle karşılanacağını umuyorum. Biz de saat 1.30 gibi oradan çocuklarımıza Mavi Ladin fidanı dağıtacağız. Hediye edeceğiz onlara, evet, toprakla buluşsun tabii diye. Tabii biz toplantıda konuşmuştuk. Tamam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne elime suyu. Evet, geri dönüşümden çok sayıda ürün elde ediliyor burada gördüğünüz gibi. 40 yama. Hocam bunlardan satacak mısınız? Yok, satılık değil, öyle görsel amaçlı. Görsel. Yani halk eğitimin. Evet, görsel amaçlı. Satılık bir şeyimiz yok. Çocuklara örnek olmak. 10 numara. Evet, gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Tebrikler, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Harika. Bu malzeme nedir? Nasıl yaptınız? Büyük şeyle yapıyoruz. Evet. Evet, yün keçelerden çok güzel bir malzeme çıkmış ama. Hocam gerçekten 10 numara. Elinize sağlık. Şimdi birazdan. Evet. Siz halk eğitimini eğitmeni misiniz? Evet, öğretmeniyim. Öğretmenisiniz. 10 numara. Buraya dünya çocukları çizdik. Burada da bunları evet, öğrendi. Yün keçeleme tekniğini öğreteceğim. Çok güzel. İstediği renkli bunları döverek ortaya bir insan patası çıkacak. Türk bayrağının etrafında dolanan dünya çocukları. Bunu çerçeveleyeceğiz. İnşallah bir anısına bir hediye edeceğiz. Çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel. Evet, atık malzemelerden ve keçeden üretilmiş ürünler. Gerçek şey. Öğretmenimiz değil mi? Etkinlikleri gördük. Hocam buradaki standla ilgili biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii veririz. Harika. Hocam atık malzemelerden anladığım kadarıyla siz de hem matematik hem diğer oyun parçaları yaptınız. Giriş alanlarına yönelik daha çok bilgisayar giriş alanı etkinlikler yaptım çocuklarımıza. Yani burada atmıyoruz, değerlendirelim. Harika. Çok güzel. Hem de evde güzel birlikte vakit geçirmek evet, adına da keyifli. Çok güzel malzemeler çıkmış. Evet. Güzel ürünler çıktı ortaya. Aslında atık yok, artık yok değil mi? Sıfır geri dönüşüm. Kesinlikle. Sıfır atık. Atmıyoruz, dönüştürüyoruz. Harika. Hocam bu arada Buğday Derneği'nin de biliyorsunuz Buğday Derneği'nin de en önemli sloganı dönüşmek, dönüştürmek. Yani doğada aslında hiçbir şey artık ya da atık değil. Her şey birbirine dönüşebilir. Dolayısıyla çok eğlenceli bir stand olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Evet. Rengarenk malzemeler. Pınar Hanım, matematikle ilgili bu yapmış olduğunuz etkinliği biraz anlatır mısınız? Okul öncesi çocukların evet, sayı öğrenmesi için, toplamayı öğrenebilmesi için birinci sınıfların ilginç bir oyuncak oldu. Tamamen atık malzemeyle yapıldı. Çocukların aynı zamanda ritmik saymasını sağlıyor. Aynı zamanda toplamanın ne demek olduğunu farkına varıyor. Aynı zamanda geometrik şekilleri de fark ettirebiliyoruz çocuklara. Dişleri fırçalamakla ilgili de bir... Dişlerini fırçalamak istemeyen çocuklara mesela kuru bir diş fırçasıyla canavarımızın dişlerini de fırçalayalım hadi diyerek onu birazcık motive ediyoruz. Motive ediyoruz. Güzel bir oyuncak oldu. Renkli bir oyuncak oldu. Çocukların hoşuna gitti. Ellerinize sağlık. Yapmaktan da büyük zevk aldık. Hocamızın sayesinde. Evet. Öyle. Tebrikler, ellerinize sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Oh, merhaba. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Ne var ne yok?
Evet, halk eğitimin etkinliğinde saat 1.30'da da inşallah fidanlarımızı çocuklarla buluşturacağız. Her çocuğa bir fidan. Bol oksijen.